Merhaba arkadaşlar. Tarih ders anlatım 11 11.sindeyiz. Konu başlığımız Devletleşme sürecinde askeri teşkilat ve medeniyet. Arkadaşlar, hem eş tarih hem de sözlü öğrencilerimize zaman zaman soru çıkartan konulardan bir tanesi son 10 yılda hemen hemen her yıl soru çıkmış bu konudan. Kültür ve medeniyet başlığı adı altında. Bakalım arkadaşlar Osmanlı askeri teşkilatın kurulma süreci nasıl olmuş? Yani neden böyle bir askeri teşkilat kurulma gereğini duymuş Osmanlılar? Bunun üzerinde biraz durmaya. Osmanlı devletine ilk defa beyliklerin askerlik ve aşiret askerleri şeklinde Osman Gazi'ye bağlı atlı aşiret birliklerinden oluşuyordu. Bunlar işte savaş zamanında ya da sefer zamanında bir araya gelir. Sefer olmadığı zaman giderler. Kendi işleri neyse onu yaparlardı. Dolayısıyla arkadaşlar tam bir verim elde edilemiyordu. Fakat arkadaşlar daha sonradan yavaş yavaş güçlü devletlerle karşılaşılınca düzenli bir askeri birlik ihtiyacı ne olacak? Doğacak. Osmanlı Devleti'nde aşiret birliklerinin yanında inanç ve din uğruna savaşan katılan zümreler de vardı. İşte bunlar tamamen gazilerden oluşurdu ve atlılardı. Arkadaşlar cihat amacıyla gaziyen durum, ahiyen durum, aptalan durum ve bacıgan yani kadınlar da teşkilatlanarak zümreler halinde ne yapmışlardır? Savaşlara katılmışlardır. Bu zümreler fetihlerden başka yani bir yere almaktan başka aynı zamanda fethedilen bölgelerde Türk İslam kültürünün yerleşmesinde oldukça ne yapmışlardır? Etkili olmuşlardır ki Osmanlı ilk fetihleri yapan işte bu uç kuvvetleridir. Osmanlı'da fetih hareketleri içerisinde Afrika ve Gazilik önemli bir yere sahip olduğu için Arkadaşlar bu insanlara önem verilmiş ve bu insanlar aynı zamanda yiğitlik ve cesaretiyle tanınmış gönüllü askerlerden oluşmuştur. Alp savaşçılar millet ve gönülden bağlanmış ve gerektiği zaman canını dahi vermekten çekinmemişlerdir. Eski Türk devletlerinde bilinen en eski ünvan ise ismin önüne sıfat olarak getiren Alp ünvanıydı. Mesela Alp Ertunga, Alp Digin, Alp Aslan gibi Alp gaziler cihat ve gaza anlaşıyla yeni vatanlarında fethinde çok önemli rol oynamışlardır. İlk düzende Osmanlı ordusu nasıl kuruldu? Biraz daha bunu detaylı bir şekilde inceleyelim. Daha önceden de bahsetmiştik aslında daha güçlü devletlerle karşılaşınca bir yerin fethedilmesinde zorlanma yaşanınca haliyle Osmanlı Devleti de düzenli askeri teşkilata geçme gereğini duydu. İşte bunun en bazı göstergesi de Orhan Bey zamanında yaşandı. Orhan Bey zamanında arkadaşlar Bursa'nın fethinde zorlanma oldu. Ve bu fetihin ardından da Bursa katısı Candarlı Karayel'in önerisiyle Yaya ve Müsellem adıyla askeri birlikler kuruldu. Yaya piyade demek, Müsellem atlı demek ve böylece ilk aşamada Türk gençlerinden oluşan bu askeri birlik daha sonrasında arkadaşlar yavaş yavaş geri plana alacak. Bunlar arkadaşlar ücretli asker sınıfındaydı ve yılın belli zamanlarında ücret alırlardı. Barış zamanında kendilerine tahsis edilen arazileri ekip biçerler ve böylece de artı arkadaşlar belirli vergilerden de muaf tutulurlardı. 15. yüzyılın ortalarına kadar fiilen savaşa katılmışlardır ama daha sonrasında geri hizmeti alınarak işte yol tamir eden, köprü tamir eden teknik bir sınıf haline getirilmişlerdir. Ve ardından da arkadaşlar onların yerine kapı kulu ocakları, işte tımarlı sipahiler ne yapacak? Alacak. Gelelim şimdi arkadaşlar bu konuya paralel olarak çözeceğimiz çıkmış olan bir soruya. 2017 L'sinde çıkmış olan bir soru. Osmanlı Devleti kuruluşuna itibaren devlet teşkilatlanmasına büyük önem vermiştir. Devlet bir yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan teşkilatlanma ve kurumsallaşmada yeni şartlara ve ihtiyaçları biçimlendirmeye devam etmiştir. Bu amaçla fetihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için Orhan Gazi döneminde daimi bir ordu oluşturulmuştur. Bu dönemde kurulan ve Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordu teşkilatının temelini oluşturan birlik hangisidir diye sorulmuş. Evet Orhan Gazi döneminde kurulan birliğin adı neydi arkadaşlar? Yeyö Müsellem. Yani sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Tımar sistemine gelecek olursak Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar sınırların genişlemesiyle beraber toprakların idaresi ve merkezi otoritenin bu bölgelerde sağlanabilmesi için artı Boş olan toprakların da tarıma kazanabilmesi için zaten daha önce de e, Türk İslam devletlerinde gördüğümüz tımar sistemi ne yapacağız? Oluşturacağız. Şimdi tımar sistemi Türk İslam devletlerinin dikkatı neydi? İktidar sistemiydi. Yani Osmanlı devleti ihtiyaç duyduğu için kendinden önceki Türk İslam devletleri ne yapmıştır? Toprak teşkilatını öyle kalmış ve bunu uygulamıştır. Bu sistem merkezden en uzak uzak toprakların idaresini hem de toprağın işlemesini sağlamıştır ve böylece devletin otoritesi en ücra köşeleri kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Arkadaşlar tımar geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım memur ve askere topluma yetkisinin devredilmesidir. Yoksa toprağın mülkiyeti bu insanlara verilmiyor. Sadece devlet kendisi adına kendine hizmet eden bu insanlara maaşının karşılığı olarak zaten devletin toplayacağı vergi ne yapıyor? Bırakıyor. Osmanlı devleti ekonomisinin temel kaynağı da toprak olduğu için bunu çok rahat bir şekilde ne yapmıştır? Uygulamıştır. Bu toprağı işte miri arazi adıyla devletin mülki haline ne yapmıştır? Getirmiştir. Şimdi bunun genel bir özelliklerine baktığımız zaman şunları göreceğiz arkadaşlar. Toprağın yani miri arazinin Çıplak mülkiyete devlete aittir. Yani devlete ait olan arazilere biz ne yapıyoruz? Miri diyoruz. Peki şu bu kadar geniş bir yeri devlet tek başına nasıl ekip biçsin? Bu yüzden kullanma hakkını üzerinde yaşayan halka yani köylüye bırakmıştır. Vergi toplama hakkını ise devlete hizmet eden görevlere yani tımar verilmiştir. Yine bu toprakta bu sistemde toprağa işleme bedeli olarak da işleyen kişilere bir vergi yükümlülüğü getirilmiştir. Bu tımarı alan görevli ise devlete hizmetin karşılığında vergiden muaf tutulmuştur ve kendisine verilen tımar vergisinin e, vergilerini toplayarak da hizmetini karşılığına almış ve arkadaşlar vergi fazlalığıyla yani her zaman maaşından daha fazla olduğu için o fazlalık kısmıyla da devlet içinde yetiştirmiştir. Asker yani cebelo yetiştirmiştir. Peki bunun aşamalarına biraz da bakalım arkadaşlar. İlk olarak Fethedilen toprakları saymayan tahriri yapılarak vergi gelirleri belirlenmiştir. Tahrir defterlerinde bunlar toplanacak arkadaşlar. Buna bakan kişilere de Osmanlı Devleti biz nişancı diyeceğiz. Belirlenen gelirler farklı büyüklükteki parçalara ayrılarak ilgili devlet memurlarına ve askerlere, rütbe ve mevkilere göre delik olarak verilmiş. Yani eşit parçalara ayrılmıyor arkadaşlar. Gelirlerine göre ayrılıyor. Mesela çok yüksek bir vergi geliri varsa o daha yüksek derecedeki görevlere veriliyor. Daha alçak bir vergi geliri varsa daha düşük derecedeki görevlere veriliyor. Bu şeye benzer aynen. Mesela diyelim ki İstanbul'un en güzel semtinde bir eviniz var. Bir de daha bir dışarıda bir eviniz var. Hangisinin kira geliri daha fazladır? Bu şekilde devlet ne yapmıştır? Bir ayrıma gitmiştir. Dirlikler gelir durumuna göre has, ziyamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılmışlardır. Has daha geliri yüksek olan kişilere verilmiş devamet. Orta derecedeki görevlere bırakılmış vergisi. Tımar ise daha düşük derecedeki görevlere mesela cami imamlarına, saray görevlilerine ya da savaşa katılanlara göstermiş oldukları yararlıklardan dolayı bu şekilde bir vergi gelirini devlet bırakmıştır. Peki tımar sistemini neden uyguladı devlet? Arkadaşlar bir kere fethedilen toprakları idare etmek istiyor. Daha kolay idare etmek istiyor ve bu bölgelerde tabii ki otoritesini sağlamak istiyor. Artı buraların geneli boş arazi olduğu için tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak istiyor. Ve toprağa bağlı bir askeri yapı oluşturmak istiyor. Yani bu asker öyle bir asker olsun ki savaş zamanında savaşa gelsin. Savaş olmadığı zaman da bu fethedilen topraklarda asayişi sağlasın. Vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak istiyor. Çünkü bu şekilde arkadaşlar maaş olarak aldıkları için insanlar biliyor ki vergi olmazsa maaşı olmaz. İşte haliyle vergi olabilmesi için de üretim olması lazım üretimi sürekli ne olmuş olacak sağlanmış olacak devlet da maaşını direkt hazineden para çıkmadan ne yapmak istiyor karşılamak istiyor şimdi dilik arazileri bir kere daha söylüyoruz arkadaşlar yaptıkları hizmet karşında devlet memurluklarına ve savaşta yararlık gösteren askerlere tahsil edilen gelir kaynaklarına denilmiştir Dirlik arazi çeşitlerini şöyle biraz daha detaylı bir şekilde vermek gerekirse bakalım arkadaşlar. Has arazi dediğimiz arazi yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan delikler. yani devlete getireceği vergi geliri deri toplamış olsaydı 100.000 bin akçeden fazla olan topraklardır. Bu topraklarda her 5.000 bin akçe için bir cebelü yani atlı asker yetiştirilirdi. Kimlere verilirdi peki? Padişah, hanedan üyeleri, vezir azam, beyler beyi, sancak beyi gibi üst düzey görevlilere has arazi delik olarak bırakılırdı. Zahmet arazi ise Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan dirliklerdir. Her 5.000 bin akçe için bir cebülü yani atlı asker yetiştirilirdi. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey görevlilere verilirdi. Mesela kadınlara verilirdi arkadaşlar. Tımarlı arazisi yıllık geliri 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan dirliklerdir. Her 3.000 bin akçe için bunlar bu sefer bir atlı asker yetiştirirlerdi. Bazı memur ve askerleri verilirlerdi ki biraz önce dediğimiz gibi cami imamlarına, savaşa katılanlara, işte saray görevlilerine tımar arazi bırakılırdı. Delik sahibi peki yani tımar sahibi ne gibi görevleri bulunurdu? Bir kere arkadaşlar köylünün ve görev yaptığı bölgenin güvenliğini sağlamaktan sorumluydu. Köylü üretim aracı temin ederdi ki böylece daha rahat bir şekilde üretim yapabilsin. Yine köylünün tohum ve gübre ihtiyacını ne yapardı? Karşılardı. Delik sisteminin faydalarına baktığımız zaman hazineden para çıkmadan ordu beslenmiştir. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Bakın bu çok önemlidir. Vergiler zamanında ve düzenli toplanmıştır. Merkezi otoritenin gücü en uç noktalara kadar ulaşmıştır. Çünkü bunlar aynı zamanda bulundukları bölgenin neyini sağlamakla sorumluydular? Asayişini sağlamakla sorumluydular. Memur ve askerlerinin maaş meselesi tabanda çözülmüş. Böylece vergi geliriyle devlet bunu ne yapmıştır? Halletmiştir. Hazineye yük olmamıştır bu. Konar göçerlerin yerleştirildikten sonra da yerleşik halka zarar vermelerin önüne geçilmiştir. Çünkü adı belli arkadaşlar konuk göçtüğü için çok rahat bir şekilde yerleşik bir ait bir araziye de yerleşebiliyorlardı. Bu durumda haliyle yerleşiklerle bu şekildeki göçebe olan insanlar arasında sorunlara sebep oluyordu. Hem bu sorunlar çözülmüş oldu hem de konar göçerler daha zor itaat altına alındıkları için yerleşik hayata geçirilerekten otorite kurulması kolaylaştırılmış oldu. Şimdi Yeniçeri Ocağı peki nasıl kuruldu? Hani biz Taşra'daki bu şekilde askeri birlikleri biraz verdik. Ama şimdi biraz da merkez ordusu üzerinde durmakta fayda var. Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında ilk olarak ee, hatırlayalım arkadaşlar. Yahya Müsellem oluşturulduktan sonra böyle bir şey oluşturuldu. Yani Osmanlı Devleti'nde ilk olarak biz Yeniçeri Ocağı'nı görmeyeceğiz. İlk olarak düzenli birlikler olarak da Yahya Müsellemleri göreceğiz. Rumeli'de topraklar genişlemeye başlayınca Osmanlı Devleti haliyle daha böyle sistemli her an böyle savaşa hazır bir askeri birliğe ihtiyaç duydu. İşte bu ihtiyaçları asker kaynağını sağlamak amacıyla bir de arkadaşlar ihtiyaç olan yeni fetihler için savaş esirlerinden ve Hristiyan Teba'dan yararlanması 1. Murat döneminde gündeme geldi. Bakın Orhan Bey Yevim Müsellim'i kurdu. Yeni içeri ocağından ya da işte savaş esirlerinden yararlanarak yeni bir ocak kurma fikri ise Oğlu 1. Murat zamanında gündeme geldi. İlk olarak uygulanan sistem ise pençik sistemiydi. 1. Murat döneminde arkadaşlar bu sistemde savaşlarda esir edilen Hristiyan çocuklardan 5'te 1'ini yani devlet kendi hissesine düşen kısımdan devlete hizmete alıyordu. Daha sonra bu sistemde zarar görüldü. Çünkü şimdi bir zamana kadar senin karşını olan insanları hiçbir şekilde doğru dürüst eğitemeden kendi hizmetini almak Osmanlı için zarar oldu. Ve bunun üzerine arkadaşlar 1. Mehmet döneminden itibaren ama tam olarak uygulanması 2. Murat döneminde olacak. değişme sistemine ne olacak? Geçilecek. değişme sisteminde ne var peki? Pençik sisteminden farklı olaraktan. Pençik sisteminde savaş esirlerinin 5'te 1 alınıyordu. Bu yüzden penç adı verilmişti. Farsça'da 5'te 1 anlamına gelen bir kelimedir. değişme sisteminde ise fethedilen topraklarda yaşayan gayrimüslim ailelerin çocukları alınıyor. Türk İslam kültürüne göre yetiştiriliyor ve bu amaçla da Türk ailelerinin yanına veriliyor. Daha sonra da yeteneğine göre arkadaşlar Acemi olanlar Ocağı'na, Kapıkulu Ocağı'na ve Enderun Mektebi'ne ne oluyor gönderiliyorlar. Değiştirme sistemi ilk zamanlar Avrupa'da daha sonra da Orta Anadolu'daki Hristiyanlara da uygulanmış. Yani ilk olarak Anadolu'dan alınmamış ama Yavuz Sultan Selim'den itibaren Orta Anadolu'dan Hristiyan çocuklarından da bu şekilde devşirme alınmıştır. Peki amaçları ne? Bir kere arkadaşlar devlet bu sistemde merkez otoriteyi güçlü tutmak istiyor ve padişah mutlak idaresini korumak istiyor. Neden mi? Çünkü bunlar merkezdeki ordudur. Şimdi merkezdeki ordu Türklerden oluşmasını istememiştir Osmanlı. Aynen kendisinin Türk İslam devletlerinde olduğu gibi. Mesela Büyük Selçuklar'da da Gulemanlı Saray vardı hatırlayalım. İşte bunlar genel olarak Müslümanlaştırılan ama ırk olarak Türk olan insanlar olmadığı için başa geçmek için de Türk olmak gerektiği için ne yapmıştır? Devlet veya hanedan kendi bu şekilde koruma altına almıştır. Tımarlı sipahilere karşı bir denge usulü olarak kullanılmak istemiştir. Çünkü tımarlı sipahiler tamamen Türklerden oluşuyordu. Herhangi bir kişi veya grubun intihal kazanmasını güçlü bir sınıf haline gelmesini engellemek istemiştir. Çünkü güçlü Türk aileleri her zaman için arkadaşlar devlet için bir tehdit oluşturmuştur ya da hanedan için. Nitelikli askeri ve bürokrasi sınıfı oluşturmakta amaçlanmıştır. Çok iyi yetiştirilmiş olan insanlardı. Dolayısıyla da arkadaşlar e, nitelikli devlet adamları tarafından ki en derundan yetiştiriliyorlardı bunlar da değiştirme sistemiyle alınan e, çok daha iyi bir şekilde devleti ne yapmışlardır yönetmişlerdir. Örnek mi Sokulu Mehmet Paşa mesela öyle iyi bir şekilde devleti yönetmiştir ki hatta döneminde 3 tane padişah geçtiği halde o padişahlar çok fazla de Sokulu dönemi olarak da e, dönemi bilinir. Osmanlı'nın kara ordusunu şöyle bir inceleyecek olursak ilk olarak Kapıkulu ordusuyla başlayalım arkadaşlar. İlk buraya asker alımı ilk önce pençik sistemiyle daha sonra değişim sistemiyle yapılmıştır. Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarileri olmak üzere ikiye ayrılırdı. Yani yaya ve atlı olmak üzere ikiye ayrılırdı. En önemli görevi padişah sarayı ve başkenti korumaktı. Bu nedenle bu insanların askerlikten başka bir meslek bilmelerine izin verilmezdi ve başka bir de uğraşamazlardı. Devletin üç ayda bir uluf alırlardı ki ikinci Mehmet'ten itibaren de her padişah değişikliğinde kanun haline gelmişti. Yunus başçı İşte Osmanlı kara ordusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Osmanlı ordusunu bir tablo halinde inceleyelim. Kara ordusu ve deniz ordusu yani donanma olarak ikiye ayrılıyordu. Kapıkulu ordusu biraz önce vermiştik. Kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri diye ikiye ayrılır. Süvarilerin altı bölük halka da denirdi. Eyalet eh, askerleri tımar sipahiler, akıncılar, azaplar, yayılar müsellemler bir de deliler olmak üzere ayrılırdı. Yardımcı kuvvetler bağlı devlet ve beliklerden gelen kuvvetlerden oluşurdu. Kapıkulu piyadeleri acem olanlar ocağı, yeniçeri ocağı, cebeci, topçu ve top arabacı olmak üzere. Kapıkulu süvarileri ise sipahiler, silahdarlar, sağ ulufeci, sol ulufeci, sağ garip ve sol garip şeklinde ayrılırdı. Şimdi gelelim arkadaşlar bunları teker teker incelemeye. Kapıkolu piyadelerinde acemi olanlar ocağı ilk olarak arkadaşlar e, askerlerin değiştirildikten sonra geldikleri yerdir. Şimdi pençik sistemiyle alınmıştı hatırlayalım ilk olarak. Gayrimüslim esirler bu ocakta eğitim alırlar. Daha sonra ordunun diğer bölümlerini gönderirlerdi. Devşirme sisteminden sonra ise Hristiyan tema'nın çocukları değiştirilerek bu ocağa alınırlardı. Zeki olan çocuklar Endüro Mektebi'ne gönderilir. Endüro'na gidenler ise saray ve devlete ihtiyaç olan kadrolar için eğitilirlerdi. Yani üst düzey devlet adamı olmalar için eğitim görürlerdi. Yeniçeri Ocağı ise padişahı korumak, İstanbul'un güvenliğini sağlamak için ocağın temel göreviydi. Kapıkulu ocakları içerisinde en kalabalık olan kısımdır ki bunlar yaya askerlerdir arkadaşlar. Bu insanların 40 yaşına kadar evlenmeleri ve ticaret yapmaları yasaktı. Nüfusu üç beyleri ve Türkmen aşiretlerine karşı dengeydiler. Yeniçeri ağası tarafından idare edilirler ve savaşta padişahın yanında savaşırlardı. Cebeci Hoca başta Yeniçeri olmak üzere Kapıkulu askerlerinin silahlarının arkadaşlar yapım ve onarımı ile ilgilenen sınıftır. Topçu Ocağı'na baktığımız zaman topu dökmek ve bunları kullanmak artı muhafaza etmekle görevli olan sınıftır. Top arabacıları ise topun savaş alanına nakli ile görevli olan kişilerdir. Kapıkulu süvarileri ise Sipahiler ve silahdarlar sağ sol ulufeci, sağ ve sol garip olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Atlı birliklerden oluşan bu sınıf savaşta padişahın çadırını yani otağını, sancağı, hazine ve ordunun ağırlıklarını korurlardı. Derece, rütbe ve maaş bakımından piyadelerden daha üstünlerdi. Gelelim eyalet askerlerine. Temelinde tımar sipahiler bulunmaktaydı ki tımar sipahiler Osmanlı ordusunun en önemli ve en kalabalık atlı birlikleriydi. Atıyorum eğer bir savaşta 50 bin tane asker çıkartıyorsa bunun Osmanlı 30 binini tımar sipahilerden oluştururdu. Bu sipahiler arkadaşlar vergi gelirleriyle oluştururlardı ve tımar sahiplerinin arkadaşlar beslemek zorunda olduğu askerlerdi. Bu altta askerlere cebelu denirdi. Tımarlı sipahileri has zahmet ve tımar sahipleri besledikleri için devlete de ekonomik yönden yük olmazlardı ki devletten böylece maaş almazlardı. Bu sipahiler arkadaşlar bağlı bulunduğu bölgede reayanı vergisini toplarlardı. Yıllık gelirleri hizmet kademelerine göre e, işte 1000 ile 20.000 bin akçe arasında olurdu. Tamamen Türk ve Müslümanlardan oluşurdu. Aynı zamanda eyalet askeri sınıfında yer aldıklarından dolayı bağlı bulundukları alay beyinin kumandası altında sefere giderlerdi. Özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin diri elinden alınır. Savaşta yararlık gösterenlere de diriklerine zam yapılırdı. E, tımar sipahiler onda bir sefer esnasında bulundukları bölgenin asayiş ve güvenliği sağlar. Sefere giden arkadaşların işlerini üstlenirdi. Yani bütün askerler eğer tımarlı tımar sipahiler sefere gitmezdi. Bir kısmı bırakılır ve bu insanlar bu bulundukları bölgenin asayişini sağlamaya devam ederlerdi. Çünkü askerleri seferden ne zaman geleceği belli olmazdı. İşte bu dönemde bir otorite boşluğu olmasın, insanlar zarar görmesin diye askerlerin bir kısmını olurdu. Geride bırakırlardı. İşte sefere çıkan sipahiler o kişi savaş bölgesine geçireceklerse aralarından bazıları bölgelerine giderek arkadaşlarının tımar gelirlerini alıp getirirlerdi ki bunlara harçlıkçı denirdi. Osmanlı Devleti Taşlı'da güçlü bir askeri kuvvet meydana getirerek bazı dönemlerde tımarlı sipahileri Yeniçerilere karşı denge olarak kullanmıştır. Çünkü Yeniçeriler sonuçta arkadaşlar merkezi birliklerdir. Merkezi birlikler ki askeri birlikler olduğu için her an aynı zamanda otorite içinde bir tehditti. E, tımarlı Tımar Türk olduğu için işte Türklerle bu şekilde sonradan Müslüman olan insanları ne yapmışlardır? Osmanlı bir denge unsuru olarak kullanmışlardır. Azaplara gelecek olursak düşmanı ilk karşılayan önce okçu birlikleridir. Bu yüzden arkadaşlar savaşlarda hemen hemen %90'ın neredeyse şehit düşen insanlardır. Ee, Anadolu'daki bekar Türk gençlerinden oluşurdu. Barış dönemlerinde sınır güvenliğini sağlarlardı. Akıncılar genel olarak arkadaşlar sınır boylarının güvenliğini sağlamak amacıyla artı düşmanı oyalamak gerekirse arkadaşlar casusluk yapmak gibi faaliyetler için kurulmuşlardır. Deriler cesaret ve farklı giyimlerinden dolayı bu adı almışlardır. Keşif hizmeti yapan hafif süvari birlikleriydi. Arkadaşlar iri yarı olurlardı ve bir tokatıyla mesela bir düşmanı yere serebilirlerdi. Deniz gücüne gelecek olursak Osmanlı Devleti'nde ilk deniz gücünün biz Orhan Bey döneminde Bey'in alınmasıyla olduğunu göreceğiz. İlk tersane 1. Beyazıt döneminde Gelibolu'da açılacak. Deniz askerlerine ise Levent denilecek. Aslında Orhan Bey zamanında Kara Mürser'de Karesi elde edilen tersanede gemilerin bakım ve onarımı yapılmıştır. Ama büyük ölçüde gemilerin yapımı 1. Beyazıt döneminde Geribol'da yapılan tersanede olmuştur. Osmanlı Devleti'nde Sufi ve alimlerini şöyle bir gözden geçirecek olursak arkadaşlar Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan ve 12. yüzyılda gelişinin tamamlayan tasavvuf düşüncesi ve bu düşüncenin mirasçıları Anadolu'nun İslamlaşmasına çok rol oynadılar. İşte Anadolu'nun maddi yönden fethini askerler yaparken Manevi yönden fethinde bu insanlar üstlendiler. Osmanlı in kuruluş aşamasında Bizans yerleşiyorlar bu sufiler. Osmanlı kuvvetleriyle birlikte fetihlere katılıyorlar ve fethedilen yerlerde Türk İslam kültürünün yerleşmesinde etkili oluyorlar. Peki bunlar kimler? Mesela Ahmet Yesevi var arkadaşlar. E, Piri Türkistan olarak anılmış ve Yesevilik tarikatında kurucusu olmuştur. Divan Hikmet adlı eseri meydana getirmiştir. O İslam medeniyetin girmeye başlayan Türk boylarına İslami bilgileri öğretmiştir. Birçok dervişi, birçok talebesini yeni fethedilen yerlere göndererekten bölgenin İslamlaşmasında çok etkili rol oynamıştır. Hacı Bektaşi Veli ise Anadolu'da bir zaviye kurarak halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Fikirlerini Makalat adlı eserinde toplamıştır halifelerine aynen Ahmet Yesevi gibi çeşitli yerleri göndererekten buralardaki halkın İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. Yine bu dervişler geçtikleri yollar üzerine rastladıkları dağlara, nehirlere, Orta Asya'daki coğrafi yer isimlerini vererek bu toprak parçalarının bir anlamda Türkleşmesinde etkili olmuşlardır ya da Türk damgasının vurulmasına etkili olmuşlardır. Kurdu, kurmuş olduğu Bektaşi tarikatı e, Yeniçeri Ocağı'nın da teşkilatlanmasına rol oynamıştır ki Yeniçeri Ocağı'nın manevi kurucusu olarak da e, Hacı Bektaş Veli gösterilir. Bu yüzden Yeniçeriler genel olarak Bektaşi tarikatına bağlı olarak kabul edilir. Mevlana Celalettin Rumi 12. yüzyıldan itibaren Anadolu şehirlerinin Müslümanlaşmasında çok etkili olmuştur. Aynı zamanda Müslümanlarla Hristiyanların bir adı yaşaması başlamasıyla birlikte onlar arasında arkadaşlar hoşgörünün oluşmasında çok etkili olan bir insandır. Bütün insanlığa yönelik bir hoşgörüsü bulunan bir kişiliktir. Nitekim de öldüğü zaman sadece Müslümanlar değil, Hristiyan ve Yahudiler de onun cenaze merasimine iştirak etmiştir. Ahi Evren ise ailenin kurucusu ve aynı zamanda esnaf ve sanatkarların lideri olarak bilinir. Ve aynı zamanda Türk ve İslam dünyasının önemli sufilerindendir. Türkiye Selçuklu Devleti'nden de çok büyük destek kurmuştur. ve Ahi Evren Kayseri'de Fütüvet Teşkilatı'ndan esinlenerek Fütüvet Teşkilatı'nı biz kimde görmüştük? Abbasilerde görmüştük. İlk defa Ahi teşkilatını ne yapmıştır? Kurmuştur. Yunus Emre Anadolu'da yetişen ve engin ile bulunduğu bölgede insanları etkiden Yunus Emre 13. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye Selçuklu'nun son döneminde yaşamış olan bir Sufi'ydi. Farsça ve Arapça'nın genel kabul gördüğü bir dönemde eserlerini sade ve yalın bir Türkçe ile yazmıştır. Ve Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü düşüncesi, sevelim sevilenim dünya kimseye kalmaz öğretisi insanlar arasında çok fazla kabul görmüştür. Anadolu İslamlaşması'nda yine etkili bir kişilik de Hacı Bayram Veli'dir. o bilim ve tasavvuf birleştirmesini başaran bir kişidir. Medreselerinde birçok öğrenci yetiştirmiş ki bunlardan bir tanesi de Fatih'in hocası olan Akşemsettin'dir. İnsanları birlik ve beraberlik yolunda eğitmiştir. Artı dayanışma ve yardımlaşma duygularını yeşermesi için çok büyük çaba harcamıştır. Gelelim Osmanlı Devlet idaresine. Nasıl bir idare oldu da bu kadar güçlü bir devlet kurdular? Biraz bunun üzerinde durmakta fayda var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin toplum iki tane ana sınıfı ayrılmıştı. Bunlardan ilki yönetenler ki biz buna genel olarak askeri sınıf diyoruz. Diğeri ise yönetilenler dediğimiz reaya kısmıydı. Yönetenler devlet hizmetini yerine getirir ve buna karşılık devlete vergi ödemezlerdi. Yönetilenler ise üretim yaparak ve vergi vermek suretiyle askeri sınıfı desteklerlerdi. Osmanlı Devleti'nde yönetenler dediğimiz askeri sınıf Seyfiye, ilmiye ve Kalimiye olmak üzere sınıflara ayrılmış ya da kısımlara ayrılmıştı. Bunları şimdi teker teker incelemek gerekirse bakalım kimlerden oluşuyordu. Seyfiye askeri bürokrasi sınıfıydı. Yönetim görevinde bulunan askeri zümrü olan bu sınıf Sadrazam, Yeniçeri Kaptan Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi, Kapıkulu ve Eyalet askerlerinden oluşurdu. Kalimiye sınıfı ise her türlü idari memurların oluşturduğu bürokrat grubudur. Defterdar, nişancı, reisül kütlaf ve divan katipleri bu sınıfta yer alırlardı. İlmiye sınıfı ise din, eğitim ve hukuk kısmından sorumluydular. Şeyhülislam, kazasker, kadılar, müftüler, müderrisler bu sınıfta bulunurdu. Osmanlı Devleti'nin eğitim anlayışına baktığımız zaman arkadaşlar örgün ve yaygın olmak üzere iki tür eğitim olduğunu göreceğiz. Örgün eğitimi şöyle biraz detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman ilk olarak sarayla başlayalım. Saray üç tür arkadaşlar eğitim grubuna ayrılıyordu. Bunlardan ilki Endorun dediğimiz saray okulu. ikincisi şehzadelerin eğitim aldığı okul olan şehzadegan okulu. Bir de saraydaki kadınların eğitildiği harem okuludur. Enderun 2. Murat döneminde açılmış tam olarak faaliyetini Fatih zamanında başlamıştır. Değişimeler burada eğitim alırdı ve devlet adamı olarak yetiştirirlerdi. Yine şehzadeler ilk eğitimini işte bu şehzadegan mekteplerinde alır. Daha sonra arkadaşlar sancağa gönderirlerdi. Haremde ise işte kadınlar ve cariyeler eğitim görürler. Ve daha sonra da arkadaşlar en düşük sancak büyü olmak üzere yüksek derecedeki devlet memurlarıyla evlendirirlerdi. İkinci olarak askeri eğitimi göreceğiz örgün eğitimde. Osmanlı ordusunun temelini oluşturan kapı kulları acemi olanlar hoca ilk askeri eğitimlerini alırlardı. Devşirmelerin eğitimini sağlarken de tımarlı sipahilerde adı verilen askerleri eğitirlerdi. Bir de Sıbyan Mektebi dediğimiz mektepler vardı ki normal halkın ilk eğitimini aldıkları yerlerdir. Bu okullar genelde hayır kurumları yani vakıflar tarafından açılırlardı ve masrafları yine bu vakıflarca karşılanırdı. Yani devlete yük olmadan eğitim gibi çok önemli bir hizmet ne olurdu görülürdü. de Osmanlı Devleti'nde orta ve yüksek dereceli eğitim kurumlarıdır. Ve Orhan Bey döneminden itibaren arkadaşlar medrese kurulması önem verilmiştir. Medreselerde hep pozitif ilimler yani fizik, astronomi, matematik, felsefe, tıp, matematik gibi hem de dini ilimler dediğimiz tefsir, kelam, hadis gibi ilimler öğretilirdi. Yaygın eğitim kurumlarına baktığımız zaman genel olarak mesleki eğitimler olduğunu göreceğiz. İlk olarak arkadaşlar esnaf eğitimini göreceğiz ki loncalar şeklinde olacak. Esnaf kuruluşu olan loncalar aynı zamanda mesleki eğitime verildiği yerlerdi. Yani usta çırak ilişkisi içerisinde bir eğitim verilirdi. Camiler ise... İlk yıllarından itibaren İslamiyet'in hem ibadet hem de eğitim amaçlı kullanılmıştır. Bir de tekke ve zaviyeleri göreceğiz. Arkadaşlar burada tarikatlara bağlı olan kişiler toplanır ve dini ilimler öğrenirlerdi. Bu da önemli bir durumdu. Peki devrin en önemli ilim adamları kim? Yani Osmanlı döneminde yetişmiş en önemli ilim adamları kimdi diye baktığımız zaman ilk olarak arkadaşlar Ulu Bey'i göreceğiz. Ulu Bey 1394 ile 1449 yıllar arasında yaşamış ünlü bir arkadaşlar astronom ve matematikçidir. Timur'un torunlarından bir tanesidir. Ve arkadaşlar onun hükümdarlığı döneminde Semerkant'ta medrese ve rasathane inşa ettirilmiştir. 1421 yılında Semerkant medresesi tamamlanınca uzun yıllar boyunca arkadaşlar burası çok önemli bilimlerin verildiği bir bilim merkezi olmuştur. Dönemin birçok ünlü insanı da burada dersler vermiştir. Ve yine çok önemli insanlar da buradan ne olmuştur? Yetişmiştir. Bunlardan biri de arkadaşlar Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu 1403 ile 1474 yıllar arasında yaşamış olan ünlü bir matematik ve yine astronomi bilgilidir. Arkadaşlar Ulu Bey'den ders almıştır. Daha sonra Semerkant Rasathanesi idarecilik yapmıştır. Tebriz'e gelmiş Akkoyun Uzun Hasan hizmetine girmiş. Hatta onun elçisi olarak İstanbul'a Fatih ile görüşmeye gelmiştir. Daha sonra Fatih'in teklifi üzerine elçilik görevini tamamladıktan sonra gelip İstanbul'a yerleşmiş ve Ayasofya medresesinde müderrislik yani öğretmenlik yapmıştır. Muhammediye adlı matematik konulu bir eseri Fatih'e sunmuştur. Otluk Veli Savaşı sırasında yazdığı astronomi ile ilgili bir risalesine de uğur getirmesi niyetiyle Fethiye adını koymuştur. 1474 yılında vefat etmiştir ve gerçekten Türkiye'deki ilk ve gerçek astronomi hocasıdır. Akşemseddin'e gelecek olursak Akşemseddin dediğim zaman hemen aklımıza Fatih Sultan Mehmet gelmeli. Hacı Bayram Veli'nin müritlerindendir arkadaşlar. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de lalasıdır. Yani bizzat eğiten kişidir. İkinci Mehmet'e danışmanlık yapmış ve İstanbul'un manevi Fatih olarak görülmüştür. Tıp, eczacılık ve tasavvuf alanında çalışmalar yapmıştır. Maddetül Hayat adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği gözle görülmeyen mikroplardan kaynaklandığını söylemiştir ki bu yönüyle pastörden çok daha önce insanı hasta eden varlıklardan bahseden kişidir Akşemseddin. Şimdi gelelim arkadaşlar bu konuyla alakalı test sorularımızı çözmeye. İlk sorumuz şu şekilde Osmanlı Devleti toprağın 3 yıl üst üste boş bırakandan çift bozan vergisi almıştır. Bu uygulamanın temel amacı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar temel amaç aslında sorunun bilgi kökünde var. Boş bırakılmasını engellemek. Yani üretimde neyi sağlamak? Sürekliliği sağlamak. Eğer üretimde süreklilik olursa arkadaşlar art vergi olur. Vergi olursa maaşlar ödenir. Maaşlar ödenirse artı asker beslenir. Artı asayiş sağlanır. Yani bunların hepsi zincir halkaları gibi birbirine bağlı olan neden ve sonuçlar. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. İkinci soru. Yukarıda verilen eğitim kurumlarından hangileri devletin yönetici ihtiyacını karşılamıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar yüksek derecede e, devlet memuru olmak için ya da yönetici ihtiyacını karşılamak için açılan kurumun adı Enderun'dur. Zaviyeler ve loncalar daha ziyade yaygın eğitim kurumlarıdır. Bunlardan bir tanesinde zaviyelerde daha ziyade saf ve eğitim verilirken loncalarda ise mesleki eğitim verilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Üçüncü soru, Osmanlı Devletinde görülen değişim sisteminin uygulanması, en durum mektebin açılması, gelişmelerin ortak amacı nedir diye arkadaşlar bir soru sorulmuş. Aslında amaç e, yönetici insanları yetiştirmek. Mesela en durumdaki amaç buydu yüksek derecedeki devlet görevlerini yetiştirmekti ve arkadaşlar bu devlet görevleri de genel olarak Türk olmayan ve Müslüman olan insanlar arasından seçilmiş ve böylece merkezdeki otorite korunmaya çalışılmıştır. Öylesi sorumuzun cevabı nedir? B seçeneği yani yönetimde görev olacak kişileri ilk önce seçmek daha sonra da ne yapmaktır? Yetiştirmektir. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ilmiye bürokrasi içerisinde yer alan görevlerden biri değildir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar kazasker ilmiye içerisinde midir? Evet arkadaşlar hukuk işlerine bakıyor. Müftü aynı şekilde müderris aynı şekilde kadı evet ama Divan katibi arkadaşlar bürokrasi sınıfının içerisindedir. Yani neyin içindedir? Kalemiyenin içindedir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? D seçeneğidir. Beşinci soru. Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretim daha çok askeri amaçla kurulmuş olan tımar sistemi ile kontrol altında tutulmuştur. Buna göre tımar sisteminin bozulmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz diye bir soru sorulmuş. Bakın arkadaşlar tarımsal üretim tımar sistemi ile kontrol altına alınmış. Biraz önce bir soruyu açıklarken buna benzer bir açıklamada bulunmuştuk. Tarımsal üretim aynı zamanda arkadaşlar üretimin sürekli demek. Üretimin sürekli demek vergilerin sürekli olması demek. Vergilerin sürekli olması demek aynı zamanda maaşların hizmet karşı insanlara verilebilmesi demek. Bu insanların artı asker besleyip bölgede asayişi sağlaması demek. Bakalım hangisi arasında bağlantı kurulamaz bozulmasıyla. Tarımsal üretim arkadaşlar düşer mi? Düşer. İç güvenlik bozulur. Bakın asayiş de olmayacak. Askeri gücün zayıflaması var mı? Var. Gümrük ile alakalı bir durumu hayır arkadaşlar. Tarımsal faaliyetle askeri düşüncenin birleşmesidir tımar sistemi. Gümrük gelirleri ise ticaretten elde edilen gelirlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar değişikliğine ulaşabilir miyiz? Hayır. Ama ekonomik sıkıntı buna bağlı olarak tarımın bozulması ya da tımar sistemin bozulmasına bağlı olarak artar mı? Artar. Öyleyse sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Altıncı soru. Osmanlı devrinde köylüler ekip biçmek yükümlü oldukları topraklar için her yıl tımar sahibine vergi ödemek zorundaydılar. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar normalde bu köylüler kendine ait olan toprağı ekip biçmiyorlar. Kimin toprağını ekip biçiyorlar? Devletin. Devlet onları ne yapıyor? Kendi topraklarına yerleşme ve ekim biçme izni veriyor. Buna karşılık da her yıl ürün, ürün üzerinden devlete bir para yani vergi ödüyorlar. Devlet bu vergiyle hem o bölgede bulunan memurlarının ve askerlerinin maaşını ödüyor. Yani ihtiyaçlarını hallediyor. Hem de maaş fazlalığı ya da vergi fazlalığı kısmıyla da asker oluşturuyordu. Yani neye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Eyalet askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Öyleyse sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımar azalmasına karşın Kapıkulu askerlerin sayıca artmasının sonuçları arasında gösterilemez diye sorulmuş. Arkadaşlar bunlar her ikisi de çok nazik konulardır. Yani birinin artmaması birinde azalmaması gerekiyordu. Artmaması gereken merkezdeki askerler yani Kapıkulu askerleriydi. Azalmaması gereken askerler ise tımarlı sipahalar yani eyalet askerleriydi. Çünkü arkadaşlar merkezde ne kadar çok asker olursa Onları o kadar kontrol altında tutmak zordur. Artık bu insanlara direkt hazineden maaş verildiği için bunların da arkadaşlar ekstra büyük olması demektir. Tımari sipahiler ise ne kadar çok fazla olursa artı arkadaşlar vergi gelirinin toplanması, üretimin sürekli sağlanması, tımar sipahilerin bulunduğu yerlerde asayişin ve otoritenin sağlanması gibi durumlar çok rahat bir şekilde sağlanırdı. Ama 17. yüzyıldan itibaren işte bu denge bozuldu. Biri arttı, diğeri azaldı. Bu ise bakalım Hangisi bunun sonucunda ortaya çıkan bir durum değil. A şıkkında hazine giderleri artar mı? Artar. B şıkkında çok uluslu yapı ile alakalı bir durum mu? Hayır arkadaşlar. Bu tamamen e, devletin otoritesi ile alakalı bir durum. C şıkkında savaşlarda alınan yenilgi artar mı? Artar. Çünkü arkadaşlar her iki tarafı da hoşnut edemez hale geleceksiniz. Eyalet de askerleri dediğimiz askerler vatanseverlik duygusunun çok yoğun olduğu tamamen Türklerden oluşan askerler ve bunlar aklı askerler. Ve siz bunları vergi gelirleri oluşturuyorsunuz. Ama bu askerler azalınca savaştaki önemli bir gücünüzü ne yapıyorsunuz? Kaybediyorsunuz. E, dolayısıyla yenilik artar mı? Artar. D şıkkında üretim tüketim dengesi bozulur mu? E, beraberinde bozulmaz mı arkadaşlar? E şıkkında eyalet ordusu ile merkez ordusu arasındaki denge bozulur mu? Evet. Öyleyse sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 8. soru Aşağıdaki Osmanlı eğitim kurumlarından hangisi türü açısından diğerlerinden Farklıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar loncalar, camiler, tekkeler ve zaviyeler yaygın eğitim kurumlarına girer. Şehzadeken ise sadece ve sadece sarayda olan e, şehzadenin eğitilmiş olduğu bir kurumdur ve örgün eğitim kurumu içine girer. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir.